yılında Bornova'da büyük bir deprem yaşadık. Ben orada çaresizliği yaşadım. Çocuklarımı ve eşimi alıp bir öbek halinde o depremin bitmesini bekledik. Çünkü 1998-99 depreminde Yalova'daki deprem kurtarma çalışmalarına katılmıştık. Oradaki binaların sağa, sola ya da aşağı doğru gittiğini hepsini gördüm ve o kısa süren deprem herhalde 45-50 saniyeydi. Aslında hayatımın en uzun çaresizliği yaşadığım dönemdi. Hangi tarafa doğru yıkılacağımızı o sırada, o süre içinde düşünmeye çalıştım. Yani Yalova depreminde yaşadıklarımızın benzeri Bornova'da 2004 yılında yaşayabilirdik. Hala çok büyük risk içerisindeyiz. Bu simülasyon çalışmasının bence okullardaki bütün çocuklara öğretilmesi lazım. Ancak bu depremden en az hasarla kurtulmanın yolu bu şekilde üçgen, hayat üçgenini kurarak mümkün. Ben FAT'a simülasyon çalışması için çok teşekkür ederim. Türkiye'nin sorunu kentsel dönüşüm. 2000 yılından önce yapılan bütün inşaatların biliyorsunuz ki o günkü beton devesi C14, C16 idi. Zemin etüdü yapılmadan birçok kooperatif ve binalar yapılmıştı. Şu anda 2000 yıl öncesi bütün konutların güçlendirme ve tekrar yeniden kentsel dönüşüm adı altında kazandırılması lazım. Ben konuda Bornova'da yaklaşık 65 bin konutun içerisinde en son Bayraklı depreminden sonra yaptığımız çalışmada önemli ölçüde kötü binaların olduğunu biliyorum. Yüzdelerini söylerim. Bu açıdan onların da kentsel dönüşüm içerisinde iyileştirilmesi elzemdir. Bu ekonomiyle ilgili olan bir konudur. Hükümetle birlikte kredi sistemiyle bu binaların tekrar sağlıklı hale getirilmesi çok değerli.